Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. 17-23 Nisan haftasına hoş geldiniz. Sevgili teraziler, evet haftanın ilk 3 günü ay Oğlak burcunda olacak. Ayın Oğlak transitlerinde siz biraz daha özel yaşamınıza, eviniz, yuvanız, aile, ebeveynler, onlarla ilgili konulara odaklanabilirsiniz. Ev içerisinde yapılacak işler olabilir. Aileyle ilgili bazı sorumluluklar olabilir. Bunlar zaman zaman sizi duygusal olarak zorlayabilir. Zaman zaman biraz üzerinizde baskı hissedebilirsiniz. Ancak bunları yapmazsanız, bunlara zaman ayırmazsanız o zaman kendinizi çok daha hoşnutsuz hissedebilirsiniz. Gereken zamanı ayırmaya çalışın. Hafta ortasından itibaren Ay Kova burcuna geçecek. Özellikle çarşamba akşamından itibaren kendinizi daha keyifli, daha mutlu hissedebileceğiniz koşullar oluşabilir. Bunlara işte çocuklarınız belki size destek olabilir. Bu anlamda çocuklardan gelebilecek mutluluklar, aşk hayatınız, romantizmle ilgili konular, bazı sosyal kavramlar olabilir. Veya kendinize özel zamanlar ayırıp keyif aldığınız hobilerinize zaman ayırabilirsiniz. Sanatla ilgili çalışmalar da yapabilirsiniz. Evet, hafta sonunda ise Ay Balık burcunda. Sağlıkla ilgili konular biraz öne çıkıyor. Kişisel bakımınızla ilgilenebilirsiniz. Bazı kontroller yaptırabilirsiniz. Özellikle bedensel bakımlar için veya işte güzellik, estetikle ilgili yapılacak çalışmalar için, birkaç günlük kısa diyetler, detokslar için hafta sonunda oldukça uygun görünüyor. Bu hafta gezegen değişimlerimiz var. Ayın 20'sinde Güneş Boğa burcuna geçecek. Sevgili teraziler, Güneş'in Boğa burcuna geçmesi önümüzdeki Mayıs ayında özellikle tabii ki para konularını sizin daha fazla gündeminize taşıyacak gibi görünüyor. Para evlerinizde oluşacak yeni ay ve dolunay döngüsü bütçenizle ilgili bazı değişimlere, gelişmelere işaret edebilir. Parasal bazı arzularınızı, amaçlarınızı bu dönemde ulaşabilirsiniz. Ayın 21'inden itibaren ise enerji gezegenimiz Mars İkizler Burcu'na geçecek. Evet, hava grubu bir burçta olacağı için, size de güzel bir açı yapacağı için 4 Haziran'a kadar Mars'tan destek alacaksınız. Bu ne demek oluyor? Enerjiniz yükselecek. Biraz daha böyle fiziksel anlamda daha aktif bir dönemde olabilirsiniz. Geçtiğimiz ay hem Venüs retrosu hem Mars'ın Boğa'daki pozisyonu sizi zorlamıştı. Şimdi Venüs'ün de düzeldiğini görüyoruz. Mars'ın da ikizlere geçtiğini görüyoruz. Evet, o içinizde tuttuğunuz tüm enerjiyi, tüm yaratıcılığı artık dış dünyaya aktarabilirsiniz. Kuşkusuz bu hem iş hayatınız hem özel hayatınız için size çok fayda sağlayabilir. Bol bol da seyahat etme fırsatı bulabilirsiniz sevgili teraziler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.